Arkadaşlar GDI'mize devam edeceğiz. Geçen gün biraz GDI başlamıştık. ama yoksa Hayır, GDI GDI diyorum miydi? şey. NVIDIA'ya geçen gün başlamıştık. NVIDIA eski Bunları koddan yazmıştık. Burada hatırlıyor musunuz? Olayımız neydi? Form içinde form açmaktı. Form içinde form açmak için ilgili açmak istediğimiz ana formumuza dizemde konteynerin turu yapıyorduk. Hatta bunu dizaynla yaparsam daha belirgin anlaşılacak. Nerede? Dizemde konteynerin turu yaptığın zaman şurası şöyle bir çukur gibi oluyor. Ve bundan sonra ben form açacaksam, ikinci, üçüncü formlarımı açacaksam işte satış formu eşittir new form dedim. Yeniden form oluşturdum. Oluşturduğum formun dedim ki senin MDR parent'ın üst klasın ya ana klasın burasıdır. Bu formdur. Ve formu göster. Dolayısıyla bu işlemi yaptığım zaman artı satış formunu oluşturmuş. evet, satış formunu da oluşturduk. Bunun içinde çıkıyor, dışarı çıkamıyor. Aynı Excel gibi. İşte aşağıda yaparsam aşağıda, genişletirsem tam ekran olarak genişliyor. İşte kapatırsam da kapanıyor falan filan bir şey. O şeyi yazdınız hocam yukarıya. Ne? Bu Isaac yazıp Using. Ha, using yazmadık ya. Buna gerek yok. Şimdi ya amacımız burada form tasarımını yapmak aslında. Onu yapacağız. Ve şurada menü ve toolbars diye bir seçenek var. Buraya biraz kullanmak istiyorum. Güzel bir şey. Ben uygulamaları kullanırken, mesela Visual Studio kullanırken şurada şöyle bir şeyler var. Böyle menüler var, bilmem neler var, kısa yolları var, kılıtıyı var. Ben de böyle bir şey istiyorum. Benim neden böyle bir şey yok diye sordum. Şimdi bu esprileri kim yapacak bize? Sen de yapabilirsin dediler. Ve menü strip'i sürükledim attım. Menü strip'i attığın zaman bu tepeye yapışıyor bu. Kendisi otomatik. Nereye attınız? Formun içine attım. Şöyle yapayım. Rahat görelim. Hop, niye büyüyor? Menü strip. Evet, şöyle yapalım. Siz de görün. Menü strip yaptım. Menü strip'i sürükledim attım. Buraya düştü böyle. Tepeye yapışıyor. İşte bastığınız zaman tıkladığınız zaman yazı yazmaya çıkıyor ya da şuradan şu oka basarsam da seçeneklerim çıkıyor. İşte buraya diyor ki menü item koyabilirsin. Yani açılan bir menü koyabilirsin. Combox koyabilirsin ya da textbox koyabilirsin. Şeklinde durumları var. Ben öncelikle burada her zaman olduğu gibi işte ne bileyim dosya koydum. Onun altına tıkladığım zaman işte oka tıklayayım önce. Yine menü item olabilir. Combox olabilir ya da ayraç olabilir ya da textbox. Ya tek başına çok saçma ya. Merak ettim, orada ne işi var? Valla orada ne işi var? Ben kullanan hiçbir yer görmedim. Ama şöyle işlerde ben... Hocam öyle demeyin. Mesela şeyde var ya... Ha. Dreamweaver'ın title'ını yazarken... Şuraya açtığın zaman çıkıyor mu orada? Yok, açılım önünde değil. Orada direkt çubuk olarak duruyor. İşte hayır, burada şey... Ha, orada mı tek bak koyuyor? Evet, burada tek bak. Hocam o şey, fantezi ya mesela. Bir şey oluyor ya. Ben bunu şeyde kullandım. Şuraya yorumlar dedim. Şuraya adam yorum yazıyor. Enter'a bastığı zaman server'a yorum atıyor. Hani ha, form bunu tasarlamadan böyle dandik bir şey istendiymişti. Dandik bir şey istendi bir gün. Öyle bir şey yaptık. Gönderdik yani. Adamlar öyle bir şey istiyordu. Ama başarılı olmuyor yani. Hani pek güzel durmuyor ama. Olur mu? Olur. Şimdi ne olabilir burada? Aç veya yeni. Olur. Bu zaten yan tarafına tıkladığım zaman ister yana doğru açılıyorum, ister aşağı doğru açılıyorum. İşte yeni ne olur? Rapor işte ne bileyim yeni dosya işte yeni dosya çok yaratıcı oldu yeni dosya 01 yeni dosya 02 olsun var yeni. Hocam direkt dosya yedin yani ha? Yeni niye koydun ya işte öyle oldu gayet de böyle günlük kullandığımız şeylerden oluyor işte hani gayet de delicious. İsterseniz aşağı doğru açıyorsunuz, isterseniz yukarı doğru açıyorsunuz. İstediğiniz yerde oluyor. Mesela ne bileyim. Çıkışı vardır. Hani uygulamayı kapatır ya. Bir tane ayraç koyayım şuraya. Separatör koyayım. Separatörü de şuradan şuraya sürüklersem sanki. Ha. İkisi arasında böyle bir çizgi gibi.
Yapabiliyoruz ama Türkçe ilk başta yazmayın. Niye yazmayın diyorum. Sebebi şudur. Şurada bunun özelliklerinde ben buraya ne yazarsam name'ine işte çıkış toolslip menu item falan diye geçiyor. Dolayısıyla ben buraya Türkçe karakter yazarsam burada Türkçe karakterle yazmış oluyor ilk seferinde. İster buradan Türkçe'de kaldırırsan hani Türkçe yazmamaya özen gösterdiğimiz için ya da buraya yazıp ondan sonra bunu tekrardan çıkış olarak Türkçeleştirirsen işte burası ilk yazdığın karşılığında kalır. Bence böyle yazılması daha iyi durabiliyor. Ya separatör nereden ekleniyor? Separatör bak şuradaki oka bastım. Şurada separatör var. Sonra tuttum yukarı sürükledim. Buraya da sıkıntı var mı? Sonra ben video üstüne bakıyordum geçenlerde yine. Baktım burada böyle resimler var. Baktım benim resim yok. Niye benim resim yok dedim. Bizim niye resmimiz yok dedim ve araştırma üzerine set image diye bir seçenek olduğunu öğrendim. İşte sağ tıkladım. Set image diyorum. İşte buradan resim seç diyor. Diyorum ki dışarıdan bir tane resim seçelim. İşte dışarıdan import ettim. İşte masa üstünden bir tane resim bulayım işte. Şun olsun. Veya pasta olsun. Seninki at olsun. Ben pasta koyuyorum. Bak ne güzel pasta. Bu arada da imayı gönderiyorum size yani şu an. Ben o pastadan yedim. Yok yememişsiniz. Bunu yememişsiniz. İşte buraya pasta resmi. Düşüyor işte ne koyarsan. Buraya yalnız gift'e koyabiliyoruz sen arkadaşlarım. Hadi ya. Ben koydum. Olmadı. Olmadı ya. Duruyor hocam oldu. Yapma be. Bir tane ben şundan koyayım. Bu da benim gif'im. Dönüyor burada değil mi? Bakayım. Burada dönmüyor. Çalışınca sen arayacağım. Orada nasıl yapsın? Vallahi dönüyor. Adamlar yapmış. Hocam o işi biliyor. Hocam şuna bak. Bak ya at koşturuyor orada ya. Adam bildiğin atı koşturmuş orada. Var mı sıkıntı? Burada var mı sıkıntı? Ya bir de ben bazen bak şimdi video stüdyo kullanırken şöyle hareketler falan yapıyorum. Ctrl C falan yapıyorum kaydediyor. Çok deli. Vallahi çıkışı. Buraya bir tane daha çıkışta yazdım. Yanına resim koydum. Hani çalışmıyor şu an. Sanki şey, o dönen şey. Dönen şey ben masa üstünde bir resim vardı. Program yapmıştım işte. Ha? Dalyan Bayne program yapmıştım. Bahis oyna. Çıkış çıkış. Onu at yarışı programına hemen dahil edersen. Şimdi kısa yollar var işte. Kontrol neye basınca bir şey olsun veya atıyorum benim çıkışa bastığım zaman yapılacak işlem nedir? Çıkışa çift tıklıyorum. Çift tıkladım. Çıkışa geldi. Çıkışın click olayındayız. İşte application nokta exit diyeyim. Ama sorsun çıkmak. Hı? Emin misin? Sormasın ya. Çıkışa basın. Çıksın işte. Adı şu. Basma arkadaş o zaman çıkışa. Ama yanlışlıkla basmışım. Basmasın arkadaş. İlgilendim de adam basmış ya. Ben çıkışa basınca çıksın arkadaş. Burada. Not gibi bir şey bayılıyor musun? Ne? Ya mesela ben çıkartırsın. Adam mesela ben yes'e basarsa kapat dersin de. Ben istemiyorum. Bak çıkışa bastım için çıksana yani. Hani bir de oradan soruyor ya emin misin? Bak son kararın mı? Başım başına bastım. Hocam ya yanlışlıkla basacaksın? Arkadaş çıkışa basmak. Buraya gelip buna basmak diyor. Hocam ya ona bas. Çekken bir kaydı ona bas. Yapmasın. Sorduralım mı illa? Yok hocam sordurmayalım da yani ben gerekli diye bir şey istiyorum. Ya ben istemiyorum ben beğenmiyorum onu diyor. Bastım mı kapatsın. Kısa yol koyalım o zaman. Kısa yol koyalım nasıl koyacağız siz de koyabilirsiniz. Hocam formülleri biz de koyalım. Ne? Formülleri. Dur onu da geleceğim yavaş yavaş. Burada sayın arkadaşlarım shortcut case diye bir şey var. Geliyorum buraya işte kontrol. C olmaz değil mi? Veya kontrol alt C olsun. Kontrol ben böyle yaptım. Siz beğendiğiniz yapın. Buraya kontrol alt C diye düştü mis gibi. Ben kontrol shift seviyorum. Hemen ha? Şimdi nasıl yapıyoruz bunu?
Çıkışın özelliklerine giriyorsun. Çıkışın özelliklerindeyken shortcut key ise Q. Queen. Nasıl istiyorsan. Aslında mantıklı. Ben Q yapayım mı? Ctrl Q olsun benimki. Bir de istiyorsanız şurayı da hani buradaki yazıyı beğenmiyorsanız değiştirebiliyor. Buradaki yazıyı mesela XXX diyeyim. Burada XXX diye hani çıkıyor. Hayır, böyle çok uzun bir şey istemiyorsan işte boşluk. İşte artı Q diyeyim mesela, hani atıyorum anlasın gibi, hani ne bileyim. Standart kendi programına kısa yollarım varsa mesela artı diyelim işte Ctrl Alt demek. Yani. Değil, öyle bir şeyse. Artı Q dediğin zaman olur yani. Şey üstüne gelince böyle bir baloncuk şekilde çıkıyor. Ne çıkacak baloncuk? Mesela baloncuk ile kısa yolda baloncuk alt yazıyor. Ha, öyle bir şey deriz. Orada şurada o zaman bak şöyle yapacağız. Şuraya bir boşluk koyayım. Yazı kaybolsun. Tool text diyorum. Bu şu işe yarıyor. Eleman üstüne gelip beklediği zaman çıkış yazıyor. Yani bunlar mesela yok. Bunda çıkış işte. Böyle istiyorsan böyle bir şey de hani fantastik olarak yapılabilir. Ama genelde işte burada bu işlem yapılmaz da şey yapılıyor ya işte. Beklemez zaten ya. Şey. Uygulama kapatılır gibi falan filan inter filan. İşte yatay dikey falan filan diye bunu çevirebiliyorsunuz. Da burada pek başarılı olmuyor. Alnımız kısıtlı ya. Size küçük olduğu için satırım. Var mı sıkıntı? Umarım sen gidiyorsunuz. Evet, bu kısmı da hallettik. O zaman raporlarımızı açalım. Raporlar. Raporlar diye bir alanımız olsun. İşte 3 ay veya normal satış raporları işte. Bir şey koyayım. Ne? Yeni işareti 16 çizgi. Yeni işareti ne ya? Ha şu alta bastığın zaman çıkacak şey mi? Şu. Şunu mu diyorsun? Evet. Ha o da şöyle. Neredeydi mesela? B işareti gibi bir şey. Şu raporları tıklayayım. Şöyle olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bunda da gelirim. İşte buna da V koyarım. Şimdi işte alta basınca alt RS dediğim zaman direkt bu açılacak. İşte buradaki normal bir virüsü kullanırken işte alt F'ye basınca bunun açılıp N'ye basınca yeni bir şey açmanın aynısı oluyor. Şimdi satış raporlarını çift tıklayayım. Satış raporlarını çift tıkladığım zaman aslında yapmak için istediğim şu. Panik yok, heyecan. Sakin ol. Satış formu oraya taşıyorsunuz. Evet, satış formu açıyorsun. Yani oraya basınca açılsın. Yeni satış formu açıyor. Evet, yeni bir tane satış formu açıyor. Alt RS. Hayırlı ya. İstediğim kadar açabiliyor. Ha? Oynuyorum ya. Oldu mu birader? Şimdi bir sıkıntımız var. Evet. Yine diyeceğiz olsun sonra o kumpayda yalıp bir şey yapacağız. Yine patronun bir sıkıntısı var ya. Ama en çok o patronu özleyeceğiz. Tamam geliyorum bir tane. O patronu özleyeceğiz hocam. Özlemezsin, özlemezsin. Boş bir tane form açıyorum. Sonra sıkıntımızdan bahsedelim. Sıkıntımız şöyle. Bizim
çalışanlar, yani patron söyledi de öyle bir sıkıntıları olmuş. Şimdi satış raporlarını açtı. Burada çalışıyor. Telefon geldi. İşte buradan tıkladı. Başka form açtı. Bu başka bir şey olsun. Sonra tekrar bunu açtı. Çalışmaya devam etti. Sonra bir şekilde işte çok yoğunluktan dolayı telefondan falan filan fazla fazla açtı. Oldu mu? Sonra yemeğe gitti. Geldi. İşe başlayacaktı. Baktı buraya. Yok buna baktı. Yok buna baktı. Yok çok çok açmış. Ama hepsinin açık kalması lazım. Ondan kapatamıyordu. Ve geldi. Ne yapalım artık dedi. Yeni bir tane satış raporu açayım. Tekrar baştan yapayım. Dolayısıyla adam eski çalışmalarını çok fazla sayfa olduğu için karıştı. Bulamadı yani. Ulaşamadı şuna. O adam çevirir. Evet. O adam. Sıkıntımız şu. Bir form açtıysan o form bir daha açılmasın. Evet. Ve böyle arkada kalmışsa diyelim form. Öne gelsin. Öne gelsin. Yeni açmış öne gelsin. Hocam. Hayır yeni açmaya kalkıyorsun. Yeni açmıyor. Eskisini öne getiriyor. Bilemedim şimdi. Nerede? İhtiyacı anlamayan var mı? Evet. Soru nasıl yaparız? Şimdi senaryolarım burada yapılması gereken şu. Birkaç yöntemimiz var. Aslında hepsini ufak ufak yapabiliriz. Application benim uygulamam. Open Forms benim uygulamamdaki açık formlar demek oluyor. Geriye bana ne veriyor? Form Collection veriyor. Bir dakika, deme, dur, izle. Form Collection. Şurada, yani Form Koleksiyonu veriyor. Koleksiyonlarda nereye gezebilirim? For Each'te gezebilirim. O zaman For Each. Form Collections'ta elemanlar nedir? Form'dur. İşte FRM eşit in uygulamadaki açık formlar. Kaç tane açık form varsa hepsi gelecektir. Ve ben sorarım. Eğer işte FRM'nin işte name özelliği eşit eşitse satış raporları işte message box okey diyeyim. Aktiflerin içine dolaşıyor ya. Birbiri dolaştığı için. Bastım. Çıkmadı okey. Bastım. Yine çıkmadı okey. Niye çıkmadı? Satış formuymuş ya. Biz ayrı geldik. Ayrı geldik. Gerçi öyle satış formu. Ama oraya yazdım. Biz ismi yazdık. Tabii. Evet. Okey. Biz çıktı. Tabii yine çalışacak da onun kodunu aldım. Dolayısıyla açık formu bulabiliyorum. Yöntem biri bu. Huzur verdim. Evet burada arkadaş burada şey yapacağız onu sorman lazım. Açma. Boolean var mı sorusu ilk başta false'tur. Buraya geldiyse var mı eşleşi true olmuştur. Ve artık daha dönmeye gerek yoktur. Buradan çıkalım. Ve burada da söylerim. Eğer derim var mı şöyle yaparsam ne olur? Çifte yani aslında false. Evet, var mı eşleşit? False ile aynı kapıya çıkıyoruz. Bunu kısaltı kısaltı her şeyi kısaltıyorum. Şöyle olur. Eğer var mı false ise çalıştır. Test ediyorum. Bir de aslında şu yapalım. Else durumda message box form açık desin. Bastım açıldı. Bastım form açıldı dedi. He? Şeyden çekim var ya onun. Var mı sıkıntı buralar? Bu çözüm bir. Açık olan tüm formlarda gezerim ve var mı yok mu diye kontrol ederim. Şimdi çözüm 2. Application open form. Bu şimdi koleksiyondu. Yani bir dizi.
teknik olarak. Dizilerde köşede parantez açıyorum. İndeks numarası veya diyor ki snake name'ini ver. Geri ne veriyor? Form veriyor. Nerede benim name'im? Satış formunu verdim. Buraya form diyorum. FF veya FRM. Oldu mu? FRM'yi tanımadık yani. Evet, formu tanımadım. Yalnız burada şu var. Bu normal sanat form. Yani miras aldığı form özellikleri geliyor. Bunun içerisine koyduğum eğer bir label'a ya da bilmem neye ulaşmak istiyor isem form benim işimi görmüyor. Çünkü formun içinde label yok. Satış raporlarının içinde, satış formun içinde label var. Bu form ortak genel şeylerde kullanılan şeyler. Yani benim name'i kılıdım olarak geldiği için tüm formlarda var. Şuradaki name, form yani. Ama burası form 1. İçinde metotları var, değişkenleri var, property'leri var, bir sürü ıvır var. Dolayısıyla standart özellikle ulaşmak istiyorsanız böyle kullanacağız. Fakat içerisinde çeşitli ıvır zıvır ulaşmak istiyorsak aynı geçen de şey yaptığımız gibi ne yapmıştık? Combo box yapmıştık. List box yapmıştık. Seçilen elemanı yakalama. Hatırlıyor musunuz? Biz de demiştik ki bunu kesiyoruz, dönüştürüyoruz. Aslında bu form değildir. Satış formudur ve karşılığında satış formu olarak alıyorum. Ve durumda şöyle oluyor burada. If'le soruyorum. Diyorum ki FRM null'dan farklı mı? Bu şu oluyor. FRM açık var mı? Nasıl açık var mı? Yani şu an daha önce açılmış mı o form yani? Ve eşit null değil mi? Yukarıdakinin aynısı olsun. Form yoksa. Hiç açılmamışsa null mı? Evet. Form yoksa ya da hiç açılmamışsa. Şimdi zaten bu her seferinde ama şey gelecek. Her seferinde o if'in içindeki işlemi yapacak. Çünkü zaten öyle bir formunuz var. Nasıl? FRM application open form dedik ya. Ha. Evet. Tamam. Open formslarda var. Open formlarda açıklarda varsa. Varsa message box form açık diyecek. Ha şey yoksa. Yoksa açacağız ya. Yoksa açacağım. Varsa form açık diyeceğim. Bu diğerinden biraz daha kısa oluyor yazım olarak. Form açık. Sen alsın. Yani iki yöntem de. Peki ikisi üstte getiriyor. Hayır. Aktif olanı nasıl üstte getiriyorsun? Şöyle getiriyorsun. Şimdi ben FRM'yi seçtim mi? Yani içindeki tüm özellikle beraber geldi. Yani forma direkt bana erişimim var. FRM'yi aktif dersem en öne getiriyorum. Bir de şu olasılık da var. Mesela ben birkaç tane alışveriş raporu açayım, satış raporu açayım. İşte bir daha buna bastığım zaman en öne getiriyor. Aşağı atarsam buradayken buna basarsam bu sadece yanıyor. Ama büyütmüyor. Büyütmüyor. O zaman şey büyütürüz. Formun Windows durumunu open. Normal yapıyorum. İşte minimize'dan maximize değil. Normal yapıyorum ki aşağıdaysa bile işte aşağı atılmışsa basın zaman normal şekilde maksimum da şöyle oluyor işte. Tam ekran yapıyorum. Oldu mu? Yalnız şu sıkıntı da var. Hep sıkıntı var zaten arkadaş. Bastım. Hatta aşağı atayım. Ne fark eder? Tam ekran. Bastım. Satış raporu tam ekran oldu. Evet. Ama deminki usulde normal form gibi yani böyle küçük kalmıyor. Bak küçültürsem aşağı düşüyor. Bak şimdi basıyorum. O işlemden sonra mı bozuldu? Evet. Allah'ım.
O işlemler sonucunda. Öyle oluyor ya, orada bir sıkıntı oluyor. Büyük kondansiyonu işleyen adam. Bunun için var böyle bir şey. Dolayısıyla böyle durumlarda ben şunu tavsiye ediyorum. Tam ekran modundakini bulup aktif olan formunu tam ekrandan çıkartıp diğerini evet, açmak daha şey oluyor. Evet, diğer kurbanlara iade edip. Orada takıldı zaten aptal. Valla. Kapatayım. Oldu mu? O zaman aktif formu bulup onun da eğer maksimal durumdaysa normale çekmemiz bence gerekiyor. O zaman not almak isteyen arkadaşlarım varsa hocam az yukarı çıkabilirsek ya da anlaşılmayan bir yer varsa lütfen buyurun sorun. Hangisinden soruyorsun? Üst tarafta. Burada mı? Evet. Satış formuysa durduruyor. Evet. Yani varsa durduruyor. Burada da ifle kontrol ettim. Alt ek biraz daha pratik oluyor. Küçük aradaki boşluklar falan fark eder değil mi hocam? Tabii fark ediyor. Şimdi sana geçelim. Son durumumuz şöyleydi. Artık form açıyoruz. Aynı form bir daha açılmıyor. Eğer arkada kalmışsa da öne geliyor. Var mı sıkıntı buralar? Şimdi burada göstermek istediğim şu. Buradan buraya bilgi göndermek. Veya buradan da buraya ne fark edersin işte. Olur mu? Hani renk seçeyim buradan. Bu formun rengi o renk olsun. Atıyorum. Ya da buradan seçeyim bunun öyle olsun. Öyle bir şey mi yoksa hani oradaki label'a, buradaki tekstini yazıp oradaki label'a yazdırmak? Ki bu onun gibi bir şey olacak. Aynı şey. Aynı şey. Bir tane daha form açalım onun için. Kendi formumuzu açalım. Alış raporları, alış formu diye açayım. Evet. Satış formu, alış formu olsun. Alış formunda satıştan gelen bilgiler. Burası da, şuraya label'a yazayım. Bir tane daha koydum ne bu? Ona da soru işareti koydum. Ne? Ha dursun şimdi. Arada ama hallederiz. Var mı sıkıntı buraya dair? Tamam. Şimdi bu kontrollerin her birinin erişim şeyleri var. Belirleyicileri var. Onları şuradan ayarlıyorsun arkadaşlar. Neredeydi? Ha, şurada. Modifiers diye. Şu an bunların şeyleri private. Özel. Özel. Yani sadece burada kullanılır. Public yaparsan public yaparsam her yerde kullanabilirim demek oluyor. Her şey varmış. Yok yazıyoruz başına sonra. Şimdi alış raporuna tıkladığım zamansa şey açılsın. Alış formu. Alış formu açılsın. Normal form açmıyorum da alış formu. Tabi aynı şekilde bunda da şu kontrolü yapmamız gerekiyor aslında. Eğer alış formu null'dan null'a eşitse if prm eşitse null'a open yap. Open. Yoksa yapmaz. Oldu mu? Güzel. Olsa da oldu. Olmasa da oldu. Satış raporlarına geldim. Burada bir text box'ımız var. Bir butonumuz var. Bunu da yazacağım. Butona basacağım. Diğer tarafa geçecek. Gayet de basit. Yani teknik olarak. Laf da güzel yani. Peki diğer taraf kapalıysa? Kapalıysa öyle bir dünya olmayacak. O yüzden açık mı diye kontrol edeceğiz. Açıksa işlem yapacağız. Değilse formu açacağız. İşlem yapacağız. Otomatik formu açıyor. Tabii. Bu da işte ne bileyim. Thank you.
Aktar olsun. Ver aktar. Bir tane public'te tutup form açıldığı zaman işlemi yaptık. Hocam sadece o yazacağım table mı public'te yazacağım? Yapma. Erişmek istediklerini yapıyorsun. O düşün. Erişim belirleyiciler ya. Erişmek istediklerini. Ne? Bir tane public değişken atıp değişkene veri atarız. Form açıldığı zaman o değişkenden alır. Yani kapalıysa bile. Tamam da işte ben de kaçacağım şimdi. Olabilir değil olur, mi? Olur. Açık olsaydı. Şimdi buradaki gibi aslında şurada yazdığım gibi alış formu var mı yok mu diye sorumu da şöyle bir alayım. Var mı diye soruyorum. Eğer form yoksa diyorum formu göster. Hatta göstermeden önce FF'nin label ikisinin text'e eşittir. Textbox 1'in text'edir. Oldu mu? Eğer form açıksa bana FF ile bilgiler geliyor. Hayır FRM ile geliyor. FRM'nin label'ı bu sefer text'e eşittir. Textbox 1'in text'idir. Ya FRM doluysa FRM üstünden çalışıyorum. Eğer FRM null gelmişse açık, yeni açıyorum, yeni açtığım üzerinden çalışıyorum. Test edelim. Geldi. Deneme. Şimdi formum yok. Dolayısıyla olması gerekiyor. Önce formun açılması lazım. Hop. Patladı. Sebebi nedir? Biz bu form diyoruz ama o gidiyor başka formunu çalışıyor. Bu form hangi form? Bu ana form bitiş. Hayır. Satış formu. Satış formu. Biz başka formlara başlıyoruz. Evet. Bizim aslında satış formunun ana formu üzerinden çalışması lazım. Dolayısıyla bunun parent'ı aslında bunun MDI parent'ı değil midir? Benim MDI parent'ım senin MDI parent'ın diyorum. Şimdi test edelim. Deneme. Pıt. Şöyle bir tam ekran yapayım. Şöyle bir şey yazıyorum. Hop buraya gidiyor. Buraya yazıyorum. Pıt buraya gidiyor. Tabi label'ı public yaptım. Label oldu. Tabi burada da metodu çalıştırıp metoddan işlem yaptırabilirim. Farz-ı misal şurada metod olsun. Alış formunda. F7 erişeceğim için public işte void olsun renk değiştir. Farklı gerçekten aynı bir şey. Dışarıdan renk istesin. Ve ben de buraya geleyim. This nokta back color eşittir. Renk diyeyim. Oldu mu? Satış formundayım. Buraya bir buton koydum. Bir de color diyalog koymak istiyorum. Color diyalog koydum aşağıda. Özelliklerini açayım. Any color falan filan hepsini açayım. Full open olsun. Any color da açayım. İstediğim rengi seçeyim. Geriye diyalog uzat veriyordu. Değere color diyalog 1.show diyalog. Diyalog göster. Eğer adam diyaloğa cevap olarak okey demişse yani değere eşittir okey ise hemen aynı işlemi yapmam gerekiyor. Dolayısıyla bunu buraya kopyalamak hiç mantıklı bir işlem değil. Doğru mudur? O zaman ne olması gerekiyor? Bu işlemin metot olması gerekiyor. O zaman metot yapalım. Hani madem çok seçiyorsak private olabilir bu içeride çalışacak. Kendi içinde oluyor çünkü. Private geriye ne verecek? Alış formu verecek. Alış formuna eriştiğim için. Alış formuyla çalışıyorum ya.
geri integer bilmem ne değil de formül kendisini vermesi istiyor. Alış formülle çalışmıyorsunuz. Alış formülle burada çalışıyorum. Tamam. Alış formülü burada sonuçta şey yapıyorsunuz. Evet. Yani. Benim şimdi burada yapacağım şey olacak. Eğer yoksa aç diyeceğim. Varsa bana o bulduğunu söyleyeceğim. Alış formülüm var diye bir tane metot. Şu kısmı kesiyorum. Burayı yapıştırıyorum. Ve biraz temizlik yapıyorum. Şurası neydi? Varsa ver, yoksa nalar. FRM nalsa. FRM nalsa, FRM eşittir new alış formu. Yeni bir tane alış formu oldu mu? Oldu. Bunun MDR planında budur dedim mi? Evet. Şunu sileyim. Ve FRM'yi göster dedim. O yoksa buraya girmeyecektir. Varsa eleman buraya girmeyecektir. Return FRM. Yani şu demek oluyor. Formu bul. Bulamazsan yenisini yap. Bana formu ver. Dolayısıyla kullanacağım yerlerde artık pratik olarak alış formu FF eşittir alış formunu ver. Nasıl verirsen ver. Yeni mi verirsin, eskisini mi verirsin? Ver bir şey. Ve FF'nin burada label'ını değiştirmiştik. Eşittir textbox 1'in text'idir. Burada ise benim diğer tarafta yazdığım metot da bunun içine geliyor. Diyorum ki bana alış formunu ver. FF'nin neydi metodun adı? Renk değiştir. İçeri benden color ister. Color diyalog 1'den seçmiş olduğum rengi gönderiyorum. Bakalım nasıl olacak. Tık tık tık. Oldu. Kapatayım. Bir daha basayım. Tekrar açıyor. Buna bastım. Renk seçmanı diyor. Bunun kodunu yazdık mı? Yani yazdık. Biraz da şuradan şey alayım şöyle. Bastım. Form kapalıyken açıyor. İşte buradan başka renk seçersem de direktman buradan o formu kontrol edip istediğim ıvır zıvırını yapabilirim. İster metot çağırıyorum. İster bir herhangi bir kontrolüne erişiyorum. İstersem istediğimi çalışıp yapıyorum yani. Ne dersiniz? Güzel. Forma erişme ve şey konusunda. Metodu anladık mı? Biraz tamam. Şeyden... Neyse nasıl? Metot değişti ya. Metot aynı aslında. Biraz daha pratikleştirdim. O zaman şu videoyu bir durdurayım.